eden insanların başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ellerini kuvvetlendirecektir. Peki o zaman şuna devam etmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, hakkıdır hakka, tapalım milletim istikrar. Yolumuz hak yoludur, yola devam, durmak yok. Kardeşlerim, orada ilginç bir tablo çıkıyor. Ne dersiniz, HDP'nin verdiği destek, ilişki, bunlar Türk siyasetine nasıl etki bırakacak seçimlerden sonra? Şimdi Cumhur İttifakı, AK Parti ve maşallah, MHP aynı zamanda bayram oyu kime? Başka partilere belki oyun belli. Nere? Bende. Nasıl bende? Bende olmaz. Kimseye söylemem. Olmadı. Tezleri itibariyle. Gizli mi diyor şey? Tabii ki gizli. Bir sosyolojik ortaklık da var. Siyaset malum havaya yazılmaz. Toplumsal realitenin üzerine yazılır. O realite aynı CHP zamanda yok, başarı ya da başarısızlığı için size bir fikir verir. Niye? CHP akıntısı değil mi? Sosyoloji tarafından desteklenmiyorsa, yukarıdan sadece siyasi mühendislik olarak yapmış olduğunuz ittifaklar, bir araya gelmeler, yeteri ölçüde ümit ettiğiniz neticeyi sağlamaz. Millet İttifakı'na baktığımızda, evet burada CHP ve İYİ Parti'nin resmi, HDP'nin de gayri resmi ortak olarak var olduğunu görüyoruz. Niye de olay olsa denilebilir Müslümanlar yapar. Hemen Müslümanlar çıkıyor. Pekala siyasi partiler ittifak yaparlarken her pislik buradan çıkıyor. Yapmak durumunda değiller. HDP madem ki belli yerlerde 40 seneden beri gösterdi. Kimi yerlerde de bu ittifakın içerisinde davranabilir ve bu çerçevede hem kendi seçmenlerine hem bir mesaj verebilirdi. Madem birlikte davranıyorlar. Burada kanaatimce her iki taraf da yani HDP ve Millet İttifakı'nın aktörleri, bu mühendisliği yapanlar mahcup ve örtülü bir ittifakın daha çok işlerine yarayacağını düşündüler. Şöyle ki HDP'nin yürüttüğü siyaset çok tartışmalı ve çok eleştiriye açık bir siyaset. Çok çeşitli nedenlerle HDP'nin müesses yapıların, partilerin dışında bir çizgisi olduğunu biliyoruz. Bu ayrı bir başlık, yani onun üzerine konuşmaya kalkarsak CHP belediyesi yollara bomba koyacak. Onun peşinde. Reşit bir şekilde temsil edildi bir siyasi hareket. Belediyelerin de yollara gazayım bomba koyayım hesabı. Onun peşinde CHP. Yani bu kanaatimce kendi içinde de her olayda rahat kazanayım, para kazanayım hesabında. Sadece dışarıdan hasım gibi görülen veya rakip gibi görülen partilerin eleştirisinden ibaret değil. Bir realite var. Böyle olduğunda CHP'nin ve İYİ Parti'nin içerisinde tabii milliyetçi, ulusalcı eğilimler var ve bunlar HDP'nin yürütmüş olduğu siyasete son derece mesafeliler. Bunların bir bakıma elini rahatlatmak ve bu çerçevede kaçabilecek oylara mani olmak için bir de kendilerine gelebilecek olan eleştirileri engellemek adına biraz mahcup ve örtülü bir ufak yapmayı tercih ettiler. Biraz muallak bırakmak, muallağın gücünden faydalanmak istediler ama herkes ne olduğunu biliyor. Son bir soru, çok kısaca yanıt rica ediyorum. Bu seçimlerin ardından lider kadrosu, Türk siyasi lider kadrosu, partilerin liderleri yine aynı kalabilir mi? Sizin düşünceniz nedir? Bir iki cümleyle rica ediyorum. Alacak. Her siyasi parti için bir takım sonuçlar doğru. Ama bu seçimlerden net böyle her bir siyasi partiye ilişkin son nefesi veren aşkadan alacak. İttifaklar var. Karmaşık bir ilişkiler ağı var. Dolayısıyla herkes başarı ve başarısızlık için gerekçelere sahip olacaktır. Ben herhangi bir değişiklik beklemem. Ama belki bazı partiler eğer ideolojik ve politik olarak sağlam bir yerde durduklarına ilişkin nereyse seslendikleri sosyoloji her neyse bir izlenim ve yol oluşturamazlarsa onlar dağılabilirler. Kolay gelsin. Efendim yayın konuğumuz AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Grup Başkanı Sayın Naci Bostancı'ydı. Sorularımızı yanıtladı. Şimdi bir ara veriyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Ardından yeniden miting alanından yayınlarla karşınızda olacağız.